arkadaşlar şimdi bugün bazen ikilide bulamadığımız şeyleri özellikle banka gibi ya da daha büyük alışveriş yapmamız gerekiyorsa o tarz şeyleri ikilide bulamıyorsak genelde Bergama'ya geliyoruz. Bergama çünkü biraz daha büyük ama çok yakın. Yani İstanbul'da bir yerden bir yere gitmekten daha kolay değil mi? Yani şey gibi Kıraniye'den Kadıköy'e gitmek gibi. Basit ama düşünün yani ilçe değiştiriyorsunuz. Dikinden Bergama'ya geliyorsunuz. Bergama biraz daha büyük, gelişmiş. Ama çok güzel. Özellikle böyle tarihi gezi yapmak istiyorsanız Bergama inanılmaz güzel. Daha önceki antik gezilerimiz var zaten Bergama'da yapmış olduğumuz. Onları da şimdi ben bu resim için ekleyeceğim. Cef amca kahvaltı hazırlıyor. Kahvaltı sıcak süt, bal kaymak ve bergama tulumu meşhur. Böyle sıcak sütler kaynıyor burada. Ballar, kaymaklar bakın. Evet, bunlar hep eski Rum evlerinden böyle yapılmış, restore edilmiş. Köy kasaba havasını koruyan bir yer değil mi, bir yerleşim? Adı Saman Bergama. Saman Pazarı sokağı. Hala eski yapılarda oturanlar var. Şöyle göstereyim. Ne savaşlar verilmiş. Şahane bir yoldayız şu an. Gerçekten serin. Oh. Cennet. Şu an Asklepion'dayız. Böyle yeraltı koridorları yapmışlar. Gerçekten içeriye girdiğiniz zaman 3 derece gerçekten fark ediyor. Havalandırmalar koymuşlar böyle. Biz bugün buraya doktor için geldik. Bir osteopata gideceğiz. Kemiklerimiz için. Çıktıktan sonra deneyimlerimizi sizinle paylaşırız. İyi geldi mi? Neye yaradı? Çünkü aşkım hep ben konuşuyorum. Biraz konuşur musun? Araba gidiyor bir tane. Aktif olarak kemik ağrılarımız var bugünlerde. Tabi biraz fiziken yorgunluk oluyor ister istemez. Lavaboya çayırdayken. Onun için bir osteopata gözükeceğiz bugün. Sizle de zaten çıkışta deneyimlerimizi paylaşıyor olacağız. Orbil Irina Rafineri Yağ Fabrikası. Ama inanılmaz bir duman atıyor şu anda yani. Duman değildir diyor ama bak, su buharıdır diyor. Öyle diyor. Biyokütle. Evet. Ama buharına benziyor mu sen? Bilmiyorum, inanılmaz kötü kokuyor sadece. Ama sonuç itibariyle yaktıkları şey zeytin çekirdeği ya da kabuğu. Evet, organik. Yani o tabii şeyden oldu işte. Ben çok ağır çalışan bir adamım. Bir de fazlasıyla hani gücünü kullanan, hani bir şey olmuş falan. Ya şöyle söyleyeyim, çok abartı gelecektir ama araba kaldırıp lastik değiştirirdim. Hı. O derece. Çok umursamazdım yani şeyleri. Hı hı. Yani zaman içinde işte aşağı etmişiz. Şey var mı böyle hani özellikle işte şöyle bir şey kaldırmışsın da ondan sonra bahsede dediğiniz hani belli bir şey var mı? Yoksa şey ama, hani bu dönemde çok ağır kaldırır hani bir şeyi mesela hani çok böyle ekstrem gerçekten bir insanın kaldıramayacağı bir şeyi bende yazılı değil öyle şeyler. Tutar kaldırırdım yani o yüzden. Ama bu çok zaman sonra çıktı yani. Hı. Gençliğimden beri hep öyleydim. Bir anda oldu böyle. O da çok saçma sapan bir şey yaparken oldu. Yani böyle çok ağır ağır bir şey kaldırırken değil. Hı. Ama genel olarak bir yorgunluğu var sadece. Çok yorgunum. Geçmeye. Yani. Kendini böyle bir tıkanıklığım var aslında. Yani böyle sanki enerjimin şişesinin tapasını taktılar. Açamıyorum yani. Bayağı bir mental bir yorgunluk var. İkimizde de belki. Ama bende çok daha fazla var.
Şimdi normalde ben çok enerjik bir adamımdır. Yani beni yerimde tutturamazsınız. Bu dediğim gibi işte yani enerji var ama şişenin ağzı kapandı. Açılması lazım ama açamıyorum. O da bir sıkıntı yani. Hı hı. Bende belki bir sıkıntı yaratıyordur. Bilmiyorum. Şimdi nereden başlayacağız Selda Hanım? Şimdi bir daha devam ediyorum. Önce aynı bakalım şimdi bel ağrısına iyice bir önce tespiti ben yapacak, sonra arızayı bulacak, sonra tamiratı yapacak işte. Şimdi bel ağrısıyla ilgili biraz daha aslında bilgi alsam daha iyi olur. Hı-hı. Şimdi ara ara olur. Yani şöyle olur aslında. Mesela şimdi şu anda şu dönemi ki anlatıyorum. Mesela biraz benim mesela farkında olmayayım, açık kalsın, biraz böyle rüzgara maruz kalsın, işte ya da biraz böyle soğuk alayım, hemen başlıyor ağrımaya. Ya da çok fazla mesela böyle aynı konumda, stresli bir konumda böyle eğik çalışırsam, düzeldiğimde hemen bir şeyle başlıyor zaten. Sanki orası böyle bir donmuş gibi ya da uyuşmuş gibi başlıyor. Sonra böyle yeri noktası belli olmayan bir ağrı şeklinde komple yürürken, eğilirken bazen tamamen kilitleniyorum yani hareket edemez hale geliyorum, bacaklarımı çekemiyorum. Kaza ne zamandı bu arada? Bu ağrılarda yani ne kadar? Kaza çok eski. Çok eski. Onun arasında daha bir sürü var öyle şeyler, uçmalar, düşmeler. Öyle doğru eğilebildiğin kadar eğilmenizi isteyeceğim. Eğilebildiğin kadar eğil. Eğil, eğil, eğil. Daha eğilebileceğini düşünüyorum. Türk insanın genelde hep belinde mi oluyor ağrı? Yani bel... Belinde de oluyor, boyunda çok var. Boyun, ben boyun mesela. Bende... Atayım mı? Evet. Bende oluyor çünkü biz belimizi nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Benim boyun, ben boyundan buradayım şu an. Senin boynundan olmanın sebebi suya atlamaya kalkmışsın, kayaya çıkmışsın. Ne yapayım, öyle mi? Evet, eğilebilir kadar eğilin. Kalkabilirsiniz. Bir şey sanki yüzleşme vardı herhalde. Dur, ayağı çekeceğiz, değil mi? Evet. Tamam. Çekeyim mi? Evet, bakacağım bu şeyi. Şimdi sağ tarafı çekin. Servis bırakın. Şimdi sol tarafı çekin. Şimdi bastığın yerde herhangi bir ağrı hassasiyet var mı? Yani oraya basınca kuyruk çok onda bir hassasiyet hissediyorum. Ha. Hadi şöyle şurada da evet. Bir problem var gibi. Evet. Şöyle. Benim normalde de şu göğüs kafesinde bir tarafı daha büyümüş. Evet. Bu da bize böyle gülmüyor ama öyle değil. Şuralar sıkıntılı, bayağı sıkıntılı. Mesela bunlar da beni etkiler. Çocuklukta hiç geçirmiş akciğer hastalığı var mı? Yok. Şöyle kendiniz bir çekin, ben tutmayacağım. Burada tutmanızı isteyeyim. Tutun burada, ben iteceğim, tutun. Tutun, bırakın. Şimdi bunu da şöyle. Ayağınızı bunu kaldırın. Çekin yukarıya doğru. Tutun burada. Tutun, bırakın. Şöyle. Şimdi ayağınızı kaldırın. Tutun burada. Tutun. Bırakın. Şöyle. Şimdi bileklerden her iki ayağınızı kendinize doğru çekmenizi isteyeceğim. Tutun burada. Tutun. Bırakın. Parmaklardan şimdi çekin. Biraz şöyle çekebilirsiniz kendinize doğru. Burada tutun. Tutun. Bırakın. Şimdi bana doğru itin. İtin. Bırakın. Yani sas vücudu öyle değil. Şimdi şöyle, bizim vücudumuzda bir parasempatik sinir sistemi var. Parasempatik sinir sistemi dinlenmede ve beslenmede aktif olan bir sistem. Bir de kaç-savaş reaksiyonu veren bir sempatik sinir sistemimiz var. Bu da stres anında yani kaçmamızı ve savaşmamızı sağlar. Aslında tehlikeden kurtulmamızı sağlayan bir sistem. Ama bu sistem aktif olursa vücudumuzda gerçek iyileşme gerçekleşmiyor. Yani iyileşme sağlanmamış oluyor. Çünkü o esnada bir tehlike var ve bu tehlikeden kurtulmak hani o canlı için daha önemli. O yüzden hani vücut o iyileşme, işte yara iyileşmesi vesaire bunları bir kenara atıp
Kaç veya savaş, tehlikeden kurtuldu aslında. Bununla ilgili sistemler aktif ediyor diyeyim. Bununla ilgili sistemler aktif oluyor. Yani aslında birçok işte stres var ya, hep bu sistemler aktif oluyor. Sürekli insanlar ya kaçacak ya savaşacak bir şey arıyormuş gibi. Şimdi hal böyle olunca vücut sürekli bir tehlike var algısında olduğu için de iyileşmeyi gerçekleştirmiyor. Yani evet içeride bir takım yaralanmalar oluyor, işte aile sebep olan şeyler oluyor. Ama diyor ki ya tamam yara var ama çok önemli değil, hayatın tehlikede, sen bir kaç, sonra ben o yara iyileştiririm zaten. O yüzden insanlarda hani genel olarak bir iyileşmeyle ilgili bir sıkıntı var. Biz osteopatide o yüzden ilk önce bu parasempatik, yani ben en azından onu tercih ediyorum. Bu parasempatik sinir sistemini aktif ediyorum ki hani vücuda diyorum ki bir sakin ol, sorun yok, bir kendine gel. Hani bu uyarıyı veriyorum. Bu uyarıyla birlikte aslında vücut kendi kendine bir iyileştirme moduna almış gibi bir şey oluyor yani. Yani şu an demek istiyorum, reset düğmesini basıyorum, sonra sıfırlayacağız. Reset düğmesi öğretelim mi o zaman? Neresiymiş bizim reset düğmemiz? Çok var, öyle düğme varsa insan vücudunda. Keşke tek bir düğme olsaydı, bassaydık ama. Yani keşke, aç kapı ol. Biz Türk olduğumuz için ha bir aç kapı yapardım. Açıp kapatamadığımızda da iki tane patlatırdık. Aynen. O yüzden kalın bağırsakta gerginlik de vardı. O gerginlikleri gevşetiyorum. Siz şu an aslında vücudu uyarıyorsunuz değil mi? Doğru evet. Yerlere basarak. Osteopati zaten odur aslında. Doğru yerlere temas ederek vücudun kendi kendine iyileştirme mekanizmasını aktive eder. Aslında vücut gerçekten mükemmel. Kendi kendine iyileştirme yeteneğine sahip olan bir canlıyız aslında. Ama işte buna engel olan bazı şeyler var. Biz osteopatide küçük dokunuşlarla bunu yeniden uyarmış oluyoruz. Şu anda mesela kalın bağırsaktaki gerginlikleri açmaya çalışıyorum. Gergin yerler var. Siz şimdi oradaki tıkanıklıkları açıyorsunuz galiba. Yok, tıkanıklık açmak değil aslında. Biz osteopatide mesela gerginlikleri buluyoruz. O dokudaki gerginlikleri gevşetiyoruz. Şimdi şöyle, normalde mesela eğer bir dokuda patolojik bir şey varsa bu zaten işte tanelerde vesaire çıkabiliyor. Ya da patolojik bir şey varsa biz zaten hani semptom alıyoruz. İşte ne bileyim kan bulaşıkı çıkabilir, işte mukuslu dışkı çıkabilir ya da işte karın ağrıları vesaire bu tarz semptomlar çıkartabilir. Şimdi bir de bunun öncesi vardır. Yani fonksiyonel değişiklikler aslında. Hani biz bunları osteopatik olarak tanımlıyoruz. Böyle klasik tıpta çok bildiğimiz şeyler değildi. Yani ben fizyoterapi okurken bildiğimiz, gördüğümüz şeyler değildi bunlar bizim. Çünkü daha çok orada hani patolojik şeyler, işte ne bileyim orada bir kitle varsa ya da işte orada patolojik bir bozukluk varsa biz bunları görüyorduk ya da biliyorduk. Osteopati bana sonradan hani fonksiyonellik kattı aslında. Yani o hastalık orada mesela bir sabah kalktığınızda pat diye orada bir kitle oluşmuyor. Ya da bir sabah kalktığınızda pat diye orada bir problem olmuş olmuyor. Orada süre gelen bir şey oluyor. Ya belki bir 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sürüyor. Artık bunun sonucunda vücut sürekli kendini mesela bu süre içerisinde sürekli vücut bunu dengelemeye çalışıyor bir şekilde. Evet bir şey var orada ama o organ onu bir şekilde kompanse etmeye çalışıyor. Bir şekilde açığı gidermeye çalışıyor ama bir yere kadar. Bu işe ne kadar süreceği de işte kişiye göre değişiyor. Kiminde 5 yıl sürer, kiminde 10 yıl sürer, kiminde 15 yıl sürer. Ama öncesinde mutlaka böyle bir fonksiyonel bozukluk oluyor. Sonra bir yerde organ artık yeter dediği anda patoloji başlıyor. Yani o yüzden şu kısım, hani osteopatide önemlidir bu fonksiyonellik kısmı. Patoloji ortaya çıkmadan önce biz bunu osteopatik olarak bulup mesela buradaki gerginlikleri gevşeterek ya da işte bu organın sinirini rahatlatarak, sinirini uyararak ya da işte bu organın beslenmesini uyararak, çünkü bu da çok önemli, organın beslenmesini de uyarıyorum. Hem oradaki atık maddeler toplanmış gitmiş oluyor, hem de oraya temiz kan, işte temiz böyle yeni oksijen, işte yeni mineraller, vitaminler gelmiş oluyor. Hem de organ kendi kendine onarmış oluyor aslında. Bu da çok önemli, organın kendisi. Bu patoloji oluşmamış oluyor aslında. Yani bir nevi patoloji oluşmadan önce onu engellemiş bile olabiliyoruz. Ya da en azından tabii ki burada şey direkt engellemiş gibi mucizevi bir şeyden bahsetmiyorum ama evet kimi durumlarda engellediğimiz oluyor. Kimi durumlarda da mesela bakıyoruz ya burada bir sıkıntı olabilir, bir doktora gidin diye yönlendirdiğimiz de oluyor. Erken tanıya teşvik ediyorsunuz evet, yani. Evet hani böyle yeni patoloji başlanmaya başladıysa
Orada da mesela bulup doktora yönlendirip ve derken tanı da sağlanmış oluyor. Oluyor. Rahatsın yerinde mi? Rahatsız etmiyor şu an. Gayet rahatsız yerinde şu an. Bak bağırsaklar yumuşamış rahatladı. Merhaba. Evet, şimdi benim en sevdiğim yer. Geldik. Bergama'dayız. Tabii Bergama'ya gelip geldiğimizde mutlaka peynir, işte peynir ürünlerinden mutlaka alıp gidiyoruz. Buranın da peyniri meşhur. Geldik. Şimdi arkadaşlardan dışarışı yapacağız. Ondan sonra da doğru evet. Evet, ondan yarım kilo verdim. Taze kaşar verdik yarım kilo. Eski tamam. Kaşar, Kars kaşarı verdik. Okey, Kars kaşarı. Okay. Kulu peynir ister miyiz? Evet, Bergama tulumu alacağız. Tatlara baktıralım onların da. Olur. Güzelmiş. Tamam, ondan da alalım. Yağlı, güzel. Yumurtalar da organik zannedersen. Evet. Tamam. Evet. Şöyle yumurta da alalım. Bunlar gezen mi, dolaşan mı? Ne farkı var bana hoplayan söyle. Hoplayan mı? Bana bir söyle gezenle dolaşanın işte, farkını. İş, o işin salsatası. Nasıl bir parçalanıyor? Biraz daha böyle şeydir. Peynir helvası. Sen Trakya'dan tattırdın değil mi? Bir de diğerinden tattırdın. Yani. İzine Trakya ama bizim böyle beyaz peynir onlar. Bunun sularını yapmış oldu. Trakya usulü. Usulü evet. İlk tatlarında koyun keçi sütü tamam. Fazla. Biraz daha az koyun oldu. Zaten Bergama deyince direkt akla gelen şey peynir. Evet. Direkt peynir geliyor. Başka nesi meşhur yiyecek çam, olarak? Çam fıstığı. Çam fıstığı? Evet. Çam fıstığı mı? Kozanın çam fıstığı. Sakızlı karanfil leblebi. Sakızlı karanfilli? Sakızlı karanfilli leblebi. Leblebi. Evet. Var mı onda? Bakalı böyle komple. O bizim çevreci arkadaşlar satıyor ona. Sakızlı karanfilli leblebisi evet. Meşhurmuş. Sonra zeytinler de kendi zeytinleri. Bizim yöremiz zeytinleri. Hmm. Bir de şuna bakın isterseniz. Onu bugün açmaya başladım da tezgahda bırakmayalım. Hı. Şu. Yuvarlama cinsi. Bu trilyen basmak. Bu daha az tuzsuz. Evet. Ama etli. Etli. Bu trilyen. Çok etli. Bak. Hı? Bir tat. Çok güzel. Bu daha az tuzsuz. O da etli ama bu da güzel böyle parlak parlak. Bu yeni açılmış. Zeytin yanında kalmış belli. Arkadaşlar şimdi biz eve geldik. Ben biraz tabii orada osteopatta kaldık. Sonra ben tedavi oldum. Benim boynumda problem var. Bir düzleşme var balıklama atlamaktan dolayı. Bir düzleşme olmuştu. Ve inanılmaz derecede buram bu yani aşırı yorgunluktan tutulmuştu. Yani şu omuzlarım inanılmaz kas katıydı arkadaşlar. O da tabii ki de boyunla giden sinirlerimi ve kaslarımı etkiliyordu. İnanılmaz ağrım vardı. Selda Hanım doğru noktaları bularak açtı. Açamadığı yerde de iğneyle akupunktur iğnesi gibi düşünün. Sinirleri uyardı. Tabii biz orayı çekemedik. Tabii o arada o hengameye geldi biraz. Hani iğne falan filan. Çok enteresan bir durum oldu. Şimdi Selda Hanım iğneyi ele alıyor. Yani beyin gücüyle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Eline iğneyi alıyor. Şimdi diyor batıracağım. İğne dediği an kadıncağız böyle kontrol ediyor. Diyor ki Nihan diyor kas gevşedi. Yani tabii o iğnenin hani o batma olayında çok can acılı değil mi? Yani iğne yani sonuçta artık bizim beynimiz kodlamış iğne kötü bir şey. İğne girecek dediği an kas gevşiyor. Artık kadın böyle iğne diyor. Ben de böyle gevşiyor enteresandı. Bana çok iyi geldi. Hatta bunu çekmek için ben biraz bekledim. Yani birkaç gün bekledim geçecek mi ne olacak diye. Sadece oynadan sonra biraz dedik ki hani böyle spor yaparsınız bir kasınız birkaç gün ağrır ya hamsanız. Öyle bir ağrı olacak dedi. Evet oldu. O da zaten geçti şu an hiçbir şey yok. Bir de böyle bir bantlama sistemi yaptı. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Bu da böyle kasları gerecek bir şekilde oraya bir bantlama yaptı. 3-4 gün bunu tut dedi. Banyo yapabilirsin sıkıntı yok dedi. Bana çok iyi geldi. Serdar'a da iyi geldi. Bu biraz tabii bizim dışımız karavan hayatının dışı bir video oldu arkadaşlar ama şöyle
hani yorucu ortamlarda bulunduğumuz için kamp ve doğa gibi, tabii siz kendi hikayenize göre, hepimiz için bu geçerli. Bazen es verip vücudumuzu dinlemeli ve uzman ellere bunu teslim etmeliyiz. Bize iyi geldi. Östeopatı da sizle tanıştırmak istedim. Aranızdan bir kişiye, iki kişiye ya da yüzlerce, inşallah binlerce kişiye şifa olabilirsin, ne mutlu bize. Bize de arkadaşlarımız önermişti. Onların sayesinde gittik. Buradan Şahikale sana da teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz, sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ve bizi desteklemek isterseniz o yandaki abone olun, yanındaki zili açıp beğenirseniz ve yorumlarınızla bize destek olursanız çok çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.